Ons altına bakalım. 2600 doların üzerinde ons altında da fiyatlar var. Uzun süredir burada da yükselişleri takip ediyoruz. Jeopolitik risklerle birlikte 2600 doların üzerine oturdu. Bugün 2620 dolar seviyeleri var. Bu arada kıymetli metallerde de ağırlıklı olarak kırmızı bir görünüm söz Dün konusu. akşam, Gelsin dün grafik. öğleden sonra, dün akşam saatlerinde altın bir miktar baskı aldı. Ama 2610'da önemli bir desteği vardı. Oradan yine zayıf bir şekilde içeride kalmayı deniyor. Uğur, ons grafiği günlük 55 ve 89 günlük hareketli ortalamaları sarı ve kırmızılarla gösterdim. Uzun zamandır bunların üstünde kalıyoruz. Her bir Fibonacci seviyesine geldiğimiz zaman bir tabiri caizse Bekliyor. bekliyor demeyeyim de böyle yatay aşağı düzeltiyor. Evet, net bir şekilde görülüyor. Zayıf. Doğru. Şimdi burada bak gördün mü? Bu Fibonacci kanalından 1, 2, 3, 4 kere red yiyor ama yukarı gitmeye devam ediyor. Aha. Buraya Yatırarak gitmiş geçince, yukarı. evet, yatay yukarı trendler diyoruz biz bunlara, kanal hareketleri. Bak buraya dikkat et. Bu sefer de buraya gelince gene kendini salmış aşağıya. Grafik ne diyor? O zaman şunu diyor. Ben bir kere orta vade yükseliş trendeyim. Bu sorguya açık değil diyor. Ama kısa vade diyor. Bir majör hedefe geldiğim için geçmişte yaptığım ayak izlere göre Fibonacci kanallarına geldikçe kar satışı veya düzeltmeye oluyormuş ya. Yine öyle bir düzeltme yapıyorum diyor. Bu düzeltme ne zaman biter? Düzeltme bitti. Ons'un yine ayaklarına ateş tutuyorlar disiplini. 2669 üstündeki ikinci gün kapanışta şunu deriz Uğur. Bak buradaki gibi örneklerle anlatacağım. Buradaki gibi. Burada uzundaki gibi. Buradaki majör düzeltme bitti. Altın yeniden işte yaklaşık 10-12 günlük düzeltmesinden sonra 2662'nin üstünde kapanışta 2702 majör ve orta vadeli 2800'lere doğru yeniden yukarı yönlü sirkülasyona ve akımına başladı deriz. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. 2662 geçilmedikçe veya geçilene kadar 2610, 2598 destek bölgesinin önemli olduğunun altını çizerek bir miktar daha baskıda kalabilir. Burada eğer 2610, 2598'i kırmadan dönüyorsa 2662'ye short yönlü trading'de dikkatli olmakta fayda var. Çünkü 2662'yi geçerek 2700'lere doğru bir ani bir momentuma kalkabilir. Devam edelim. Grama bakalım. 2598'e dikkat edeceğiz yani. Tamam. 2610, 2598'e 10 gündür devam eden düzeltmenin derinleşmesi adına devam edeceğiz. Şu var. 2610 kırıldı. 2598 ezildi. Geliyor. Geliyor yani. Geriye doğru yaslanıyor. Bak buralarda olduğu gibi. Bunu şöyle okuyacağız. Orta vadeli çıkış trendi bitmedi. Ancak düzeltme belki de 2540'lara doğru derinleşecek diyeceğiz. 2540'a doğru derinleşme limitini neyle yöneteceğiz? 2610, 2598. Yani buralar kırılmazsa 2660'a döneriz. Gram altına bakalım. Ons'taki yükselişler gramada yükseliş olarak sirayet etti. 2886 lira, 2891 lira da yukarıda görülmüştü. Aşağıda da 2877 TL'ye kadar bir geri çekilme oldu günlük performansında. Ons grafiğine benziyor. Değil mi? Figür olarak, yapı olarak benziyor. Bu da onsla beraber dolar TL'nin yatay yukarı kalmasından dolayı yatay aşağı doğru bir düzeltme halinde. İki, kaç diye biraz önce fiyat? 2800. Yok. 2006, 2800 evet. Şu anda. Evet. Gelsin bir daha. 2800'ün devamı ne? Küsuratına bakacağım. 2890 lira, 2880. Versinler bakayım canım. Ben merak ettim şimdi onu. Kafama takılır. 2880. Tamam gel şimdi tekrar. Bak, özür dilerim. 2886. 2880'in üstünde ya, onun takıldığını. Gelsin. Gel. Gün içinde de 2890 lira. Abi işte bak trader olunca o küçük küsuratları bile önemsiyorum. Analiz için bile önemli. Trader hep kafa trader'a gidiyor ya. Şimdi bak 2870'miş bu arada. 2870 üstünde biz 2 gündür burayı iyice yaklaştırırsa yatırımcı görsün. Bak 2870'in üstünde 21 günlük hareketli ortalamasının üstünde. Bak Uğur buraya dikkat et. Buradaki düzeltmeyi de 21 günlükte yapmışlar. Sarıya kadar yaslayıp sarıdan kaldırmışlar. Bak buraya dikkat et. Buradaki düzeltmeyi de 21'e yaslamışlar, 21'den kaldırmışlar. Şimdi tekrar 21'e yaslamışlar mı? Yaslamışlar. Bu ne demek? 2870'te
gram altın bir şey arıyor. Ne arıyor? Bitirim mi? Düzeltmeyi. Bitirim, dönüm mü 2935'e? Yoksa 2819, 2750'lere doğru biraz daha düzeltim mi sorusuna cevap arıyor. Disiplin olarak nasıl okuyacağız? 2935 geçilene kadar 2870, 2820 bölgesine kadar baskı riski kenarda kalır. 2935'in üstündeki kapanışta zaten orta vadeli trenddeydi. Kısa vadeli düzeltme biter ve gram kısa vade 2985 ve 3095'teki ana hedefine fokuslu yoluna devam eder. 2985 geçilmeden 2870, 2800 bölgesine doğru geri çekilmeler 2985, 3095 hedeflerini bozmaz. Evet. Gümüşe bakalım. Gümüşün ons fiyatı 31-32 dolarları görmüştü gümüşte. 32'den aşağı yönlü bir hareket oldu. 30 dolarlardı. 30-68'e gelmiş. 30-48, 30-76 gün aralığı gelsin. Tam grafik. Fibonacci'den tepki vermiş. Gel bakalım. 30 dolar 73 sent. 31-70, 26 düşüşü geçiyor. Şimdi dikkat et, pembeyle sarı üçgenden kurtuluyor. 1.272'ye kadar fitil atıyor. Geçemeden onaya dönüyor. Şimdi bak, burada kritik bir karar arıyor demek ki gümüş. Önemli Uğur, önemli. Bak, gümüşü trade edenler için önemli. Bu 78.6'nın altında kapanış vermemesi doğru olur. 30-60. Evet. Şu anda da işte 30-70'lerde falan. Bir zayıflık var. Tamam, bir zayıflık var. Eğer bu gümüş 30-60, 30.5 bölgesinin üstünde bugün yarın kalabilirse bu bir pullback, bir onay ihtimali olur ve tekrar 31-70, belki de 33'lere doğru yeniden yukarı yönlü bir kalkışma yapabilir. Ama şunu unutmayalım, altında bir miktar baskıda ya, şimdi bu da bir miktar baskıda. Özellikle yeni maliyet yapmak isteyen yatırımcılar 30-60 kırılması durumunda 29-10, 28.5'lara doğru bir gevşeme olursa orayı biraz daha makul okuyabilirler. Trading olarak bakacak olursak da 30.5'un altında temkinli olmakta fayda var. 30.5'un üstünde 31.70'lere doğru tepki gelebilir. Altında peki hangi seviyelere kadar gerileyebilir? 30.60 kırılırsa 29.10, 28.40'lara doğru gevşer. Bu da şahsi fikrim, kısa vade baskının yaklaşık 2 dolar daha devam etme riskini barındıracak olsa da uzun vade fırsat olur. Fırsat. Çok ciddi fırsat olur. Evet. 30 dolar 70 sent şu sıralarda gördüğü seviye. Evet. Ve petrol. Petrol de son dönemde çok hızlı hareket etti. 10 dolar kadar Brent petrolde yükseliş gördük. 76 dolar 83 sent. 80 dolarların üzerine hafta içerisinde gördü. Sonra bir geri çekilme yaşadı. 76 dolar 84 sent günün en düşük görülen seviyesi bu arada. Evet. 86 dolar 16 dolar. Bu arada bu pandemi düşüşü. Yani burada tabii biz 16 dolar olarak görüyoruz ama bu sıfırı da fiyatlamıştı. Evet. Eksiği bile fiyatlamıştı. Doğru. Ama biz elimizdeki fiyat dinamiğine göre analiz yapıyoruz. 86-16 dolar düşüşünün Rusya-Ukrayna savaşıyla attığı etiket. 86-16'nın altın oranına kadar 130 dolarlara kadar gitti. Tam 1.618'e geldi sevgili Uğur. Oradan da bu devasa parabolik hareketini, Rusya-Ukrayna savaş hareketi devam etmesine rağmen bıraktı kendini. Dikkat et şimdi. Burada müthiş bir Fibonacci matematiği var bak. Bu düşüşün 78.6'sı geçince 1.618'e doğru ulaşan şımarma, şimdi gelmiş bak ne zamandan beri? 2022 yılından beri 78.6'sını bu sefer destek yapıyor, görüyor musun? Bu şımarmanın tetiklenme yerini... Sıkışma diyebilir miyiz ona bir de? 2022'nin Haziran'ından beri 2 yıldır 71 doların üstünde destek yapıyor. Bu tabii ki bir sıkışma. Burada bak, şimdi yalnız bu grafik bir aylık grafik olduğunu hatırlatalım. Burada mesela Brent'te yaklaşık 2-2,5 ay içinde bir oynaklık yaşanacak gibi gösteriyor grafik.